Burası ineklerimizin ahırı. Bu bir tanesi. Bu da diğeri. Buraya da arada saman falan getiriyorlar. Bununla mısır falan öğütüyorlar. Mısır, buğday. Bu süt makinesi. Bu şekilde. Burası saman ve yemlerin olduğu yer. Bu şekilde burası. Annemin çalı süpürgeleri. Kendi yapmış, ekiyor. Kışında böyle kesip kesip böyle bağlıyor. Burası bizim ocakta yemek pişirdiğimizde kullandığımız tavalar. Bu şekilde. Burada ineğin gübresini falan attığımız yer. Burası ineklerin yazın durduğu yer. Yazın burada duruyorlar. Hava çok sıcak oluyor Urfa'da, biliyorsunuz. O yüzden ayrıca burada da yer yapmış ailem. Yazın bu delikleri açıp suluklarını buraya takıyorlar. Böyle bu şekilde. Serin oluyor burada böyle. Bu köyümüz çok fazla kalabalık bir köy değil. 1, 2, 3, 4, 5 ev var. Bir de biz 6. Aşağıdaki yeşil ev dayımların evi. Bu evde Suriyeliler oturuyor. Komşularımız. Buraya dedemlerin çalışanları geliyor. Bu evlerde kalıyorlar. Şimdi onlar boş. Burası bizim ekmek yaptığımız yer. İçeride böyle ekmek yaptığımız yer var. Tahtaymış, ocağımış falan. Süpürüp evin etrafını falan çekecektim ama doğal olsun istedim. Burası da kümeslerimiz. Tavukların kümesleri. Böyle. Burada güvercinlerimiz var. Bakın. Böyle. Bu da köpeğimiz. Mimi. Çok hareketli. Burada ineklerin samanları duruyor yaz. Böyle dolduruyorlar burayı. Kış boyunca kullanıyor ailem. Aşağıda böyle taşlı olan yer sera kuruluyor. Bu sene kurulmadı. Çok yağmur yağıyordu. Sel oldu, biliyorsunuz. O yüzden bu sene nasip olmadı. İneklerimiz aşağıda. Bu da benim güzel kızım. O da benimle gezmek istiyor. Burası evimizin bu tarafı, diğer tarafı da size göstereceğim. Bu tahta. Biz yazın bunlarda uyuyoruz. Ben genelde çoktandır yazın gelmedim buraya. Hep baharda ya da sonbaharda geliyorum. Normalde biz yazın böyle tahtalarda uyuruz. Urfa'da herkes yazın tahtada uyur. Daha serin oluyor. Burası evin diğer tarafı. Bu odayı sonradan yaptım. Babam bir ara rahatsızdı, onun için yapmıştı. Şimdi fazla eşyalar koymuşuz. Yataklar falan, dolap. Burası evin diğer tarafı. Evin önü, avlusu. Bu şekilde. Şimdi size babamın bahçesini göstereyim. Bunlar turp. Bunlar marul. Bu badem ağacı. Burada da marullar var. Bunlar da marul fidesi.
soğanlar. Bunlar benim geçen ektiğim soğanlar. Çıkmışlar bile. Marul çok ekmiş babam bu sene. Yarısını sattılar. Hatırlarsanız ilk çektiğim videolarda bu marullar daha fazlaydı. Bu alan şimdi boşaldı. Burası maydanoz bunlar. Maydanozlarımız. Çok yağmur yağdığı için sararmışlar biraz. Bunlar biber fidesi daha ekmiş de babam. Çıkmamışlar. Soğan. Burada roka vardı. Büyüyüp çiçeklendiği için babam üstünü kesti. Bir daha ekeceğiz. Bu üzüm. Nar ağacı. Kızım da peşimden geliyor. Bu domates fidesi. Bakın bu şekilde. Bir sürü. Bostan ekildiği zaman bunlar biraz büyüdüğünde kullanılacak. Bu şekilde babamın bahçesi. Dama çıkıyorum. Damı göstereyim size. Burası evin damı. Urfa'da genelde evler çatısız olur. Böyle damlar olur. Çünkü yazın çok sıcak olduğu için insanlar damda uyur. Biz de o şekilde yapıyoruz. Annemler tahtalar olduğu için tahtada uyuyorlar yazın. Ama misafir geldiği zaman burada uyuyor. Burada çok kalabalık olduğunda bu tarafı da kullanıyor ailem. Böyle damımız. Depremden sonra böyle çatlaklar oluştu. Oluşmuş yani. Ev az hasarlı çıktı yani, gelip kontrol ettiler. Bir zararı yok dedi. Bu şekilde kapatın dediler. Babam da bu şekilde kapatmış çatlakları. Çok şükür ailemin evinde böyle büyük bir hasar yok. Rabbim bir daha öyle felaketler hiç kimseye yaşatmasın. Normalde köy evin etrafı daha toplu oluyor da daha ara ara yağmur yağdığı için evin etrafını tam düzenleyemediler. Yaz geldiğinde daha farklı oluyor. Ben her yazın bakalım gelirsem çekerim size. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıya indik. Şimdi dayımgile gidiyoruz. Bunlar da komşumuzun koyunları. Benim ailem sadece inek besliyor. Koyun, keçi falan beslemiyorlar. Koyun ve keçi daha zahmetli olduğu için zaman ayıracak çok kimse yok evde. Kızım da geliyor benimle. Bak hele anneye bak. Bu da diğer komşumuzun evi. Sesim biraz kötü çıkıyor. Buraya geldiğimde hava değiştirdiğimiz için. Üşüttüm. Boğazım ağrıyor hala. İyileşmedim. O yüzden sesim kötü çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu evde bu şekilde. Depremde önü böyle yıkılmış. İçini göstereyim size. Böyle.
Oturanlar geldiğinde boyuyorlar. Bu eve de bakalım. Burası da böyle. Yazdan beri kimse buraya gelmediği için o yüzden böyle dağınık, o eski duruyor. O evde bu şekilde. Burayı da göstereyim size. İçini. Kedileri gösterelim size. Elif gel. Ağlama kızım. Elif gel, burada kedi varmış. Kedi var burada. Doğurmuş. Yavruları. 4 tane yavrusu var. Çok tatlılar. Evet kedi. Annelerini emiyorlar. Kızım da onları çok sevdi. Kedi. Hayır elleme. Burası ambar. Dedemgil. Dedemlerin burası. Burayı gübre için kullanıyorlar. Bu tarafta onların. Yengemlere yetişmek üzereyiz. Bu evlerde böyle yakından göstereyim size. Çocuklar top oynuyor. Burası. Burayı yengemgil biber bostanı olarak kullanıyorlar. Buraya biber ekecekler. Biliyorsunuz Urfa'nın biberi, yani isotu meşhur. Buralarda da çok ekiliyor. Burası da dedemgilin gübreleri, burada muhafaza ediyorlar. Burası gübre, fazla eşyalar falan için kullanılıyor. Aletleri falan. Dedemgil burada, dayımların evi burada diye. Dedemlerin ev diğer köyde. Daha önce aslında bir videoda göstermiştim de, bir daha gidince size orayı da gösteririm. Yengemlere geldik. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güle güle, hoşça kalın.